Müstakil çavra kurmuşuz. Ne diyor, biz buraya hizmet veririz, sana veremeyiz. Ya ben neyim, bana niye veremiyor? Bana niye veremiyor? Ne, ben orada kendi kendimi idare edemiyorum diye çadırı kurmuşum. Öbür taraftakiler 3 öğün yemek veriyor, bize bir zırdık bir şey yok. Dışarıda o tekleme çadır olanlar var ya, şöyle mahallelere gelsin, adam mesela akrabasını ya da evinin bahçesine kurmuş çadırı, onlara bir şey verme yok. Dilenci gibi biz gidersek, dilenci gibi işte yapar çay yiyor, ya arsızsak arsızlığını yapıyorlar. 20 yıl öncesine kadar İslahiye'de 3 katın üstte bina yoktu. Bir imar affı denilen bir şey çıkardılar ve insanları mağdur edip birçok müteahhitlikten anlamayan insanlar müteahhitlik yaptı. Rüşvetler verildi burada daha önceki belediye başkanlarına. Bu şekilde ve ondan sonraki işte İslahiye'nin son durumu. Normalde kaç kat olması lazım? 3 kat. 3 kat İslahiye söyleniyor, yıllardan beri söyleniliyor. Evet. Deprem bölgesi fay hattı üzerinde diye. Sulak bir alan. Aynen. Tarım arazileri, imar açıldı, binalar yapıldı. Kaç metrede su çıkıyor buradan? 3-4 metrede o dediğimiz bölgelerde su çıkabiliyordu yani. Her binanın altında 42 tane, her biri 12 metre boyunda, 80 metre çapında kore kazık var her binanın altında. Burası zemin biraz yumuşak olduğu için evet. Yaparken bunu düşünmüştü. Olması gereken bu. Tabii olması gereken bunu düşünmüş. Evet. Onun sayesinde çok şükür hiçbir binamızda ağır hasar yok. Yani. Hepsi hafif hasarlı. Evet, ben de dördüncü orada oturuyorum ben de. Kolonlarda hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok olanlarda. Biz binaya inip çıkıyoruz zaten. Evet. Kore kazık şey sistemi, kolon sistemi. Evet. Kazık yaptığınızda maliyet biraz daha artıyor. Tabii. Ama siz onu göz aldınız. Evet. Sonuçta can kaybı yaşanmadı. Tabii zaten. Ya ben normalde mesela Hataylıyım. Buraya gelirken ki özellikle burada seçmemin sebebi o depreme dayanıklı olmasıydı. Hı-hı. Ben buraya ilk geldim dedim ki ben oturursam burada otururum dedim. Starlight'ta burada oturmaya çalıştım. Sonunda öğrendim. En de sonunda öğrendik. Yok ben zaten fotoğrafını çekmiştim. Gezerken de çekmiştim. Merak etmiştim bunlar ne diye. Söylemişlerdi.